Merhaba. Bugün size Excel'de çok az kişinin bildiği bazı özelliklerden bahsedeceğim. Bu özellikler sizlerin Excel kullanımınızda işlerinizi kolaylaştıracak olan özelliklerdir. Bu özelliklerden ilki hücre açıklamalarına resim eklemek. Yani hücrelerin içerisine girmiş olduğumuz açıklamalara resim nasıl ekleyebiliriz onu göstereceğim. Bakın herhangi bir hücreyi seçiyorum. İçerisine açıklama eklemek istediğim, not eklemek istediğim hücreyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve açılan iletişim kutusundan bakın yeni not var. Gördüğünüz gibi burada Oğuzhan Çolak'a ait bazı şeyler yazabiliyorum. Merhaba, bu hücrede formül vardır yazıyorum. Ve Enter'a bastıktan sonra ya da herhangi boş bir hücreyi seçtikten sonra gördüğünüz gibi ben bu hücrenin içerisine geldiğim zaman bu bana notu gösteriyor. Şimdi ben buraya resim nasıl ekleyeceğim? İlgili hücreyi seçiyorum. Bakın sağ tıklıyorum. Notu sil diyorum. Tekrar geldim. Yeni not dedim. Bakın eğer burada yazı alanındayken sağ tıklayıp açıklama biçimlendir dersem açıklama biçimlendir iletişim kutusu açılır ama sadece burada yazı tipinin stilini değiştirebilirim. Hayır, ben resim ekleyeceğim. Peki ne yapacağım? Bakın çerçevenin üzerine gelip dört taraflı ok çıktıktan sonra üzerine tıklayıp sağ tıklayıp açıklama biçimlendir dersem eğer bakın açılan açıklama biçimlendir iletişim kutusunda farklı seçenekler de geldi. Yalnızca yazı tipi değil farklı özelliklerinde de değişiklik yapabiliyoruz. Bakın renkler ve çizgiler kısmını seçiyorum. Buradan görmüş olduğunuz bu rengi değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi buradan istediğim herhangi bir rengi seçip mesela bu açık maviyi seçelim. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi ilgili rengi değiştirmiş oldum. Tekrar geliyorum, sağ tıklıyorum. Açıklama biçimlendir diyorum. Renkler ve çizgilerdeki renk seçeneğinin yanındaki oka tıklıyorum. Bakın dolgu efektleri diye bir seçeneğim var. Dolgu efektlerine tıklıyorum. Buradan açılan dolgu efektleri iletişim kutusunda bakın gradyan dolgu yapabiliyorum ben bunu. Tek renk, iki renk, önceden belirlenmiş farklı renkler olacak şekilde. Ya da gölgelendirme stillerini değiştirebiliyorum içerisindeki bu rengi. Ya da bakın bir doku ekleyebiliyorum. İstediğim herhangi bir tanesini. Bakın bunu seçip mesela tamam dediğimde gördüğünüz gibi ilgili dokuyu eklemiş oldum. Ya da tekrar geliyorum açıklama biçimlendir diyorum. Buraya geliyorum ve dolgu efektlerini seçtikten sonra desen seçebiliyorum. Bu desenlerden herhangi bir tanesini buraya ekleyebiliyorum. Ya da esas anlatmak istediğim konu ben buraya gelip bir resim ekleyebiliyorum. Bakın resim seç seçeneğini tıkladıktan sonra buradan farklı seçeneklerden gelip buraya resim ekleyebiliyorum. Ben dosyadan ekleyeceğim. Bakın dosyadan dedikten sonra masaüstümü seçiyorum. Masaüstümde herhangi bir resmi seçeceğim. Örneğin bu resmi ekleyelim. Tamam diyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada ön izlemesini de oluşturdu. Tamam dedikten sonra ve tekrar tamam dedikten sonra istediğim herhangi bir resmi ben buraya ekleyebiliyorum. Şimdi buraya gelip ben buradan ismimi de sileyim. Yalnızca resim kalsın orada istiyorum. Ben buraya geldiğim zaman ilgili hücrenin üzerine mouse'umun imlecini getirdiğim zaman benim oraya eklemiş olduğum resim görünüyor açıklama olarak. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik, içerisinde formül olan bazı hücreleri işlem yapılmasını engelleme yani kilitleme. Nasıl yapacağız bunu? Bakın eğer ben gelip sayfa 1 örneğin sağ tıklayıp sayfayı koru dedikten sonra bakın kilitli hücreleri seç, kilit açılmış hücreleri seçten sayfa koruması parolası buraya girip örneğin 2014 girip tamam deyip tekrar 2014 girip Enter'a bastığımda ben şimdi bu ilgili sayfayı korumaya almış oldum. Yani değiştirmeye çalıştığınız hücre ya da grafik korumalı bir sayfada değişiklik yapmak için sayfanın korumasını kaldırın diyor. Tamam diyorum. Tekrar geliyorum sağ tıklıyorum. Buradan sayfa korumasını kaldır diyorum. Girmiş olduğum şifreyi tekrar tıkladığımda artık ben burada işlem yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi hücrelerde değişiklik yapabiliyorum. Peki ben sadece istediğim buradaki hücrelerdeki değişikliği nasıl yapacağım? Örneğin bakın burada bir hurda oranı hesaplamışım. Ben bu hurda oranı hesap formülünün silinmesini ya da başkaları tarafından değiştirilmesini istemiyorum. Ne yapacağım? Şimdi öncelikle şunu yapmam gerekiyor. Bakın sol üstteki bu üçgene tıkladığımda bütün sayfayı seçmiş oluyorum. Sonrasında gelip sağ tıklıyorum ve hücreleri biçimlendire tıkladıktan sonra hücreleri biçimlendir iletişim kutusu açıldı. Buradan koruma kısmına geliyorum. Şu anda ben buraya bu sayfayı koruma altına aldığımda bütün çalışma sayfası kilitlenmiş oluyor. Ben bu kilidi kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi bu tik işaretini kaldırdım. Tamam dedim. Şimdi ben yalnızca
kilitlemek istediğim, yani işlem yapılmasını istemediğim hücreleri seçiyorum. Ve tekrar sağ tıklıyorum seçili alanın üzerindeyken. Hücreleri biçimlendir diyorum. Ve yine hücreleri biçimlendir iletişim kutusundaki koruma kısmındaki kilitli tikini bu sefer işaretliyorum. Yani ben bu sayfaya koruma verdiğimde yalnızca seçmiş olduğum hücrelerin korunmasını istiyorum. Tamam diyorum ve tekrar geliyorum sağ alta. Bakın sayfayı koru diyorum ve buraya şimdi bir gördüğünüz gibi şifre girdiğimde ve tekrar o şifreyi benden istiyor devam etmek için. Tekrar girdiğimde bakın ben buradaki hücrelerde değişiklik yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi silebiliyorum. Ama ben buradaki hücreye geldiğim zaman gördüğünüz gibi değiştirmeye çalıştığınız hücre ya da grafik korumalı bir sayfada değişiklik yapmak için sayfanın korumasını kaldırın, parola girmeniz istenebilir diyor. Yani buradaki değişikliği yapabiliyorum ama ben gelip buradaki formülü kesinlikle silemiyorum arkadaşlar. Peki ben bu sayfanın korumasını tekrar nasıl kaldırabiliyorum? Tekrar geliyorum sayfa 1'in üzerine. Sağ tıklıyorum. Sayfa korumasını kaldır diyorum. Girmiş olduğum şifreyi girip tamama bastıktan sonra yine ben buradaki sayfanın korumasını kaldırmış oldum gördüğünüz gibi. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik de soldan sağa doğru sıralama yapma. Bakın normal şartlarda ben buraya gelip Ctrl Shift ve L'ye tıklayıp bakın gördüğünüz gibi verilerimin olduğu en üst satıra yani başlıklarıma filtre ekliyorum. Bu filtrelerden bakın A'dan Z'ye sırala gördüğünüz gibi ildiğim seçmiş olduğum müşteri verilerimi A'dan Z'ye doğru sıraladım ya da Z'den A'ya doğru sırala dediğim zaman da aynı şekilde ilgili işlemi yaptım. Ya da bakın başa geliyorum. Burada hiç benim başlığım olmasa dahi, filtrem olmasa dahi veri sekmesinin altında bakın sırala ve filtre uygula diye bazı seçeneklerim var. Buradan filtreyi ekleyip kaldırabiliyorum gördüğünüz gibi. Ya da bakın burada A'dan Z'ye ilgili hücreyi yani A'dan Z'ye sıralanmasını istediğim aralıktaki herhangi bir hücreyi seçip bakın A'dan Z'ye dediğim zaman müşteri verilerime göre A'dan Z'ye sıralama yaptı. Ya da bakın ben buraya geliyorum. İllerime göre bir sıralama yaptırmak istiyorum. A'dan Z'ye doğru bir sıralama yapmış oldum. Şimdi bu yaptığım işlemi ben yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirmiş oluyorum. Peki ben soldan sağa doğru sıralamayı nasıl yapabilirim? Gelin birlikte bunu yapalım şimdi. Ben burada gelip sıralı diye bakın bir seçenek var veri sekmesinin altında. Sıralaya tıklıyorum. Açılan sırala iletişim kutusunda bakın seçenekler diye bir alan var. Bu seçeneklere tıkladıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru yönelim ya da soldan sağa doğru sırala yönelimi var. Bakın ben soldan sağayı seçiyorum ve tamama basıyorum. Şimdi bakın sıralama ölçütünün içerisindeki oka tıkladığım zaman bana satırları seçtiriyor. Ben bunu eğer ki soldan sağa doğru sıralayı seçmeyip yukarıdan aşağıya doğru sıralayı seçseydim sıralama ölçütümde benim buradaki başlıklarım yer alacaktı. Yani hangisine göre sıralama yapmamı soracaktı. Şimdi ben burada soldan sağa doğru sıralama seçeneğini seçtiğim için sıralama ölçütünde bana satırları veriyor. Hangisini yapacaksın diyor. Ben satır 1'i seçiyorum. Yani en üst sıradaki bakın bu başlıklarımın yer aldığı verileri A'dan Z'ye doğru sıralamak istiyorum. Ya da Z'den A'ya doğru ya da özel liste deyip ilgili sıralama işlemini gerçekleştirebiliyorum. Buradan hücre değerlerini, hücrede renk olsaydı hücre rengine göre sıralama ya da yazı tipi rengine göre sıralama da yapabilirdim. Ben A'dan Z'ye sıralamayı seçiyorum öncelikle. Bakın tamama bastığımda gördüğünüz gibi bana buradaki verileri A'dan Z'ye olacak şekilde sıraladı. Şimdi tekrar geliyorum sıralaya. Bu sefer Z'den A'ya doğru sırala diyorum ve tamam dediğimde bakın bana Z'den A'ya doğru sıralama işlemini gerçekleştirdi.